Bundan sonraki konuşmacımız Özgür Üney. Biraz beklettik Özgür'cüm ama ben de Lloyd bağlantım olduğu için misafirperverlikten en sona sizi bıraktım. Buyurun efendim. Sağ olun. Söz sizin. Özgür Üney ben de. Herkese selamlıyorum. Şimdi tabii bütün konuşmacılar gerçekten çok güzel konulara değindi. Aslında baktığımız zaman bugün gördük ilk başta şirketin koyduğu strateji. Bu strateji gerçekten var mı yok mu? Yani şirket stratejiyi koymadan ve üst yönetim bu strateji uygulamada kararlı olmadan aslında şirketler hiçbir şey bilmiyor. Biraz da örnekler vereceğim. Piyasada gördüğümüz vesaire. Bilgi teknolojileri diyoruz. Evet, bilgi teknolojisi gerçekten olmazsa olmaz. Sadece standartlar raporları değil. Şirketin iş akışı, biraz Emre Bey'in bahsettiği gibi ürün kârlılıkları, cash flow projeksiyonları, bunlar bilgi teknoloji olmazsa olmaz olan şeylerden bir tek. Mesela şirketlerimizden bir tanesi SAP grubunu yapıyor diyelim. Ki bu gerçek bir örnek. Şirket sahibi diyor ki SAP'nin başında ben olacağım. Bence gayet güzel. Ama gerçekten efor, hani zaman, fayda, maliyet diyoruz ya, orasını geçiyorum şimdi. En azından şirket, yani sahibinin o projelerimizde. Toplantıda ama şirket sahibi değil, asistana katılıyor. Yani bildiğimiz hani asistan, muhasebeyle, finansla, üretimde hiçbir diyalog olmayan, tecrübesi olmayan bir asistan katılıyor. Bu strateji ya da yapılan yatırım aslında çok. Dolayısıyla burada en önemlisi bir kötü stratejiyi koymak. Bununla beraber bu işi gerçekten idare edebilecek yetkinlikte olan kişinin dahil olması gerekiyor. Bu yetkinlik derken, bu yetkinlik sadece bu işler değil. Biraz bağımsız denetim tarafında Serdar Bey'in bahsettiği gibi biraz buraya gidip biz neler yapıyoruz, arkasından buraya tekrar döneceğim. Biz normal bir bağımsız denetim prosedürünün içerisinde sadece mali işlerdeki raporlama sürecine bakmıyoruz aslında. Satış süreci, satın alma süreci, masraf süreci, hazine süreci, insan kaynakları tarafındaki işe alım süreci, işten çıkarma, maaşların hesaplanması süreci gibi aslında 7 temel sürece ilk önce inceliyoruz. Buradaki süreç nasıl işliyor? İş akışları nasıl? Bir hasılat süreci dediğimiz zaman siparişin ilk gelmesinden fatura alma kesilmesine, ürünlerin sevkiyatına kadar ve karşı tarafa teslim noktasına kadar riskler, faydalar, kontrol ürün ne zaman hangi şekilde karşı tarafa geçiyor gibisine de aslında A'dan Z'ye bütün süreci anlamaya çalışıyoruz ve buradan aslında kendimize bağımsız etme riskler belirliyoruz. İşte burada aslında bizim beklentimiz de şirketlerde bu tür bilgi işlemleri teknolojisini yaparken bu süreci yöneten yetkinlikleri, yönetebilecek yetkinlikte kişilerin de bu bilgi işlem sürecinde ya da bilgi teknoloji sürecinde mutlaka dahil olması. Peki bu kişilerin dahil olması tek başına yeterli mi bizim için? Hayır, bu kişiler de adanmışlık olması lazım. Yani gerçekten bu projeye yapabilecek desteği olması lazım. Aynı zamanda tamamlayabilme arzusu olması lazım. Şimdi düşünün ki bu da gerçek bir örnek. Diyor ki evet bu sistemi siz kuracaksınız. Ama arka tarafta aslında bariyerler kurması. O olmaz. Olmaz. Maliyet olarak değil ama. Farklı bariyer, hayır bu şirketin işleyişi böyle. Bunu yapamazsınız. Hayır. Burada da sadece bu kişilerin yetkin ve adanmışlık olması değil, aslında o şirketin içindeki herkesin dahil olduğu bir sistemle beraber ilerlemesi lazım. Türk Ticaret Kanunu'na geldiği zaman kurumun bir tanesi de aslında riskin erken teşhis komitesinin kurulması. Bu halka açık olan şirketlerde kurulması zorunlu ama diğer Türk Ticaret Kanunu işlerinde biliyorsunuz ki şirketlerde zorunlu olmayan bir komite. Bu aslında düzgün işçilik kurumlara baktığınız zaman risklerin en iyi, en temel risklerin daha alt seviyelerden de gelebildiğini, hem risklerin hem de aslında maliyette seyretme, yani daha maliyetleri kısma ya da daha fazla ürün mixini değiştirip daha kârlı hale getirmesi gibi örneklerin de getirildiği yerlerin bu kişiler tarafından da, yani toplumun, şirket toplumunun her kesiminden de gelebildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bunların da yine bilgi işlem tarafında da, bilgi teknoloji tarafında da bu bilgilerine dahil edilerek nerede ne yapılabilirin iyi bir şekilde implemente olabilmesi lazım. Dediğimiz gibi kişilerde insan kaynak tarafında sadece yetkinlik, sadece tek başına yeterli değil, üst yönetimin mutlak desteği, aynı zamanda bu kişinin adanmışlık ve herkesin aslında süreçte dahil olmasından geliyor. Bir diğer örnekte, teknolojinin aslında sadece bilgi teknoloji dediğimiz zaman bir yatırımdan bahsetmiyoruz. Halihazırda olan bir teknolojinin içerisindeki gelişmelerden de bahsedebiliyoruz. Bunların bazıları maalesef şirketler tarafından bilinmeyebiliyor. Bir şirket Netflix kullanır, diğer Oracle kullanır, diğer SAP kullanır ama çok basit bir örnek daha. Şirketin mali işlem müdürü bir personelden şunu istiyor. Bana bugün maalesef olan gece alacaklarının listesini getir.
Şirketteki muhasebe parçaları ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor, bütün şirketin ticari alacaklarının içine gidip, kartların içerisine gidip, o güne denk gelen varisi falan tek tek bakıyor. Rapor saat 2.30'da gidiyor seyirciye. Bu kabul edilir bir şey değil artık günümüzde. Ve buradaki manişler müdürü artık, ya böyle saçma bir şey olmaz. Biz bizim danışmanlarımızı çağıralım dediği zaman, yarım saat içerisinde aslında halihazırda olan aging rapor, yaşlandırma tablosunun halihazırda sisteme gömülü olduğunu ve tek bir tuşla o gün maalese gelen şirketlerin listesi, yarın gelecek, bir hafta sonra gelecek olan şirketlerin alacakların listesinin geldiğini biliyor. Bu iki sene böyle raporlanmış. Ya bu aslında zaman kaybına bakar mısınız? İnsan kaynağı zaman kaybı, CFO'nun zaman kaybı. Dolayısıyla aslında teknolojiyi hayatımıza adapte edebilmemiz lazım. Şimdi biz bugün tabii ki bilgi işlem teknolojilerinden bahsediyoruz ama bir yandan da karşımıza çıkacak olan robotlar gelecek önümüzdeki sene. Muhtemelen bundan sonraki sempozyumlarda bu robotlarla beraber neler yapabiliriz diye konuşuyor olacağız. Çok basit bir bilgi verip bundan tekrar konuya döneceğim. Biz mesela Deloitte olarak robotları hayatımızda kullanmaya başladık. Ve biliyor musunuz, gross margin'in %10 etkisi var. Satır sayılır bir şey, outsourcing ekibimiz yapıyor bunu şu anda. Ve biz de denizim tarafında bir tane robotla başladık. Şu anda proje tarafındayız. Ve gerçekten çok büyük katkı olacak. Şimdi bilgi işlem tarafı bizim için çok kritik. Şimdi raporlama dedik. Türk Ticaret Kanunu aslında taslağı ilk çıktığı zaman 2005'ti ve denetim tarzı yasalaşması 2011'di ve bağımsız denetim 2013'te geldi. Eşikler yavaş yavaş düşüyor. Peki sadece Türk Ticaret Kanunu kapsamında mı denetim yapıyoruz? Baktığımız zaman şirketler gönüllü oferisi yapmıyor olsa bile şu anda güvence denetimleri çıktı. Merkez Bankası raporunun üzerine 15 milyon dolar üzeri kredi kullanıyorsanız Merkez Bankası raporlaması, üzerine şimdi de bankalar tarafında güvence raporu istendi. Bunların aslında dayandığı tek muhasebe prensibi var. Kamu Gözetimi Kurumu'nun yayınlamış olduğu muhasebe standartları. Yani şu anda konuştuğumuz aslında standart kapsamlı raporlama. Dolayısıyla bizim günümüzde de bundan sonra da artık vergi kanunu gibi bir kanun değil, TFRS diye tabir ettiğimiz muhasebe seti aslında günümüzde oturuyor olacak. Şimdi Emre de bahsederken, Serdar Hocamız da daha önce bahsetmişti. Denetim raporlaması, vergisi kanunu kapsamında raporlama, bir de standartları, TMS raporlaması. Aslında bunların üçünü birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Vergisi kanunu gereği yapılan bir raporlama aslında size vergi planlaması kapsamında yönetim ve TFRS olacak olan etkileri analiz etmeye çok yardımcı. Ama tek başına vergisi kanunu gereği olan rapor ya da finansallar bize bir şey göstermiyor. Biliyoruz ki benim yine bir tecrübem var geçmiş dönemde. Satılan ticari malın maliyetinin pazarlama giderleri olduğunu gördüm. Muhasebe müdürüne gittiğim zaman muhasebe müdürü diyor ki ya ne fark eder? Vergi mizan, vergi karı mı değişiyor? Dolayısıyla artık bankalar ya da diğer finans kuruluşları, diğer paydaşlar vergi usul kanununa göre değil, daha genel kabul görmüş. Diğer şirketlerle, rakipleriyle karşılaştırabileceği, analiz edebileceği bir finansal tablo setini görmek istiyor. Bu da aslında neden standartlara ve raporlama bizim için hayatımızda var ve daha da önemi artacağı en temel sebep olarak ortaya çıkıyor. Peki standartlar ve raporlama kapsamında neler yapıyoruz, neler yapmalıyız? Çok güzel örnekler verdi değerli konuşmacılarımızda. Bizim en temelinde yapmamız gereken şey ilk önce durum analizini yapmak. Durum analizi derken aslında neye ihtiyacımız var? Bazı küçük işletmeleri görüyoruz. Gerçekten çok fazla yatırım yapmasına gerek kalmadan çözebileceği işler var. Bunlar için yetkin bir personelin mutlaka içeride oluyor olması lazım. Analizlerin sürekli oluyor olması lazım. Sadece raporlamadan bahsetmek ve zaman olarak İsmail Bey'in bahsettiği gibi 10. ayda bir rapor almak tek başına çözüm değil. Bunu aslında daha sıkı takip etmek ve zamanında raporlamak ve bunu kullanarak yatırım kararı ya da farklı bir karar verecek olan kişiler aslında zamanında bilgi paylaşımı yapmak çok kritik. Orta ve büyük ölçekli işletmelerde de özellikle IFRS 16 gibi bazı durumlarda şirketlerin gerçekten yatırım yapması ve bu teknoloji kullanarak ilerlemesi gereken süreçler olabiliyor. Bunları doğru analiz etmek ve uygulamakta fayda var. Bunun dışında baktığımız zaman da şirketlerin bir diğer aslında az değinmiş nokta iç kontrol. Yani aile şirketleri olarak baktığımız zaman aile şirketlerin temel mantığı şu ana kadar aslında ben nakdi kontrol edersem her şeyi kontrol ederim diyor. Ama nakdi kontrol etmek, bugünkü nakdi kontrol etmek ve gelecekteki nakdi ne kadar yaratacağım analizin aslında kaçıran bir yöntemdi. Artık şirketler buradan bilgin en azından piyasada gördüğüm kadarıyla biraz daha iç kontrol sistemini kurup, biraz daha aslında nakdin kontrolünü kontrol süreçleriyle beraber geliştirip kendisini daha fazla yönetime odaklamak ve geleceği, strateji korumak ve onu yönlendirmeye şekillendirmek kapsamında
ilerlemeye çalışıyorlar. Bu aile şirketleri tarafından gördüğümüz en temel konulardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Yani özetle aslında baktığımız zaman bütün raporlamalar iç içe geçmekle beraber yönetim raporlaması teknolojiye dayandığı durumda gerçek planı ortaya çıkardığı ve önümüzdeki dönemin projeksiyonunu doğru bir şekilde yansıtığı durumda aslında standart raporlama daha katma geldi ve daha doğru bir sonuç veriyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Özgür Örneği, çok teşekkür ederiz. Güzel sunumuyla ilgili. Tam zamanında programı bitiriyoruz. 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu panelinde raporlanmaya nasıl hazırlanmalıyız konusunu 6 arkadaşım üzerinde görüş bildirerek sizlere sundu. Şimdi sorulara bakacağız herhalde.